Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg ETF Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde neler beklemek gerekir piyasadan? ALB yatırıma dönüp soracağız. Baş ekonomist doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hanım, hem dünkü Merkez Bankası kararında piyasanın beklediği yönde ama beklediği kadar olmayan bir faiz indirimi geldi. Metni nasıl yorumladınız? Hem de bugünden neler beklemek lazım? Sizden dinleyeceğiz. Tabii Zeynep Hanım, öncelikle ilk olarak bugün içeride Ocak ayına ilişkin yabancı turist giriş sayısı verisini karşılayacağız. İçeride dün BIST 100 hareketine baktığımızda BIST 100'de dün yatağa yakın pozitif bir kapanış vardı. Dolayısıyla bu kapanışla birlikte aslında endeksin son günlerdeki yatay bant hareketine devam ettiğini, bir diğer de işte belirli aralıklardaki sıkışma hareketine devam ettiğini görüyoruz. Dün özellikle çimento ve demir çelik hisselerinde düşüş olmasına rağmen, hatta bazı hisselerde taban seviyeden kapama olmasına rağmen, bu sektörler dışında diğer sektörlere para girişinde olması endeksi düşten koruyan en önemli noktaydı diyebilirim. Ayrıca son dönem lerdeki yatay bant hareketi içerisinde satışlar geliyor olsa da özellikle ana trend desteği 5040'ın hala korunuyor olması endeks için hala pozitif görünümün devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla özellikle bugün 5040 altına bir sarkma olmadığı sürece bu pozitif görünüm devam edecektir. Fakat yatay harekete rağmen bir türlü yeni bir yükseliş ivmesinde başlatamadığını görüyoruz endeksin. Dolayısıyla 5250 üstü bir kapanış gelmediği sürece bu yükseliş ivmesinin başlamasını çok mümkün görmeyeceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi dün Merkez Bankası kararı vardı. Beklentilerin altında 50 bas puanla Merkez Bankası'nın faiz artışı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla ilk olarak Merkez Bankası'nın depremde orta vadede kalıcı bir hasar beklemiyor olması, bana kalırsa da özellikle finansal istikrarı önceleyip kurda son dönemlerdeki atakları da çok göz ardı etmemesi nedeniyle piyasa beklentisine paralel önden yüklemeli bir faiz artışıyla karşımıza gelmediğini düşünüyorum. Küresel tarafa baktığımızda Amerikan endekslerinin dün özellikle yenilenen faiz artış endişeleriyle güçlü gelen bilançolar arasında kalarak volatil bir seyir göstermesine rağmen her üç endeksinde dün pozitifte kapadığını gördük. Dün işsizlik maaşı başvuruları hem geçen haftanın hem beklentinin altında geldi. Yine dördüncü çeyrek rakamı her ne kadar beklentinin altında olsa da %2.7 ile güçlü bir ekonomik görünüme işaret ediyor olması ve hatta dördüncü çeyrek çekirdek PC'nin beklentinin üstünde gelmesi, agresif FED fiyatlamalarının güçlendirmesine rağmen özellikle ünlü çip üreticisi Nvidia'nın güçlü gelen bilançosuyla birlikte ve satışlarının tahminlerin üzerinde gelmesi, hatta yenilenen bu yapay zeka ile birlikte çiplerine olan talebin artacağı beklentisiyle %14'lük artışla kapadı. Nvidia'daki bu yükseliş sadece Nvidia'nın hisselerini değil, diğer çip üreticileri olan Broadcom, Intel ve Qualcomm gibi çip üreticilerini de yukarı çekerek başta Nasdaq olmak üzere tüm endekslerin pozitifle kapanmasına sebep oldu diyebilirim. Şimdi bugün Amerika için çok önemli ekonomik büyüme ve özellikle de enflasyon öncü göstergeleri gelecek. Bu bağlamda Fed'in favori ve öncü enflasyon göstergesi PC'yi karşılayacağız. Yıllık bazda çekirdek PC'ye baktığımızda %4.4'ten 4.3'e bir geri çekilme bekleniyor. Geçen ay %0.3 olan çekirdek PC'nin aylık bazda %0.4'e yükselmesi bekleniyor. Yıllık bazda manşet PC'nin geçen ayla aynı, yani %5 olarak açıklanması beklenirken özellikle de manşet PC'nin aylık bazda %0.1'den %0.5'e yükselerek artış göstermesi bekleniyor. Dolayısıyla genel olarak PC rakamlarını değerlendirdiğimizde her ne kadar çekirdekte yıllık bazda bir geri çekilme bekleniyor olsa da özellikle manşetin yıllık bazda geri çekilmeyecek olması ve hatta aylık bazda hem çekirdek tarafta hem manşet tarafta bir yükseliş bekleniyor olması bana kalırsa inatçı ve düşmeyecek, kolay soğumayacak enflasyona işaret ederek agresif FED fiyatlamalarına katkı sunma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Zaten şu an Amerikan vadelilere baktığımızda eksi olmasının en önemli sebebini de çekirdek ve manşet PC'nin geçen aya göre özellikle yükseliş kaydetmesi beklentileri olduğunu söyleyebilirim. Yine kişisel gelirler, kişisel giderler ve reel kişisel tüketim verilerini karşılayacağız. Her üç veride de bir önceki aya göre Ocak ayında yükseliş kaydetmesi bekleniyor. Bu da yine enflasyonda soğumanın kolay olmayacağını işaret eden beklenti diyebilirim. Yine Michigan Üniversitesi'nin 5 yıllık ve 1 yıllık enflasyon beklentilerini karşılayacağız. Burada beklentiye paralel veya beklentinin üzerinde bir gerçekleşme olması yine PC tarafını destekleyebilen ve PC'nin bahsettiğim şekilde gelmesi durumunda agresif FED fiyatlamalarını güçlendirebilir diye düşünüyorum. Yine Michigan Üniversitesi'nin tüketici beklentileri, tüketici hissiyatı ve mevcut koşullarını karşılayacağız Şubat ayı ilişkin. Dolayısıyla ekonomik görünüme ilişkin ek kanıtlar elde edeceğiz. Yine Ocak
Ocak ayına ilişkin yeni konut satışlarında bir önceki aya göre az da olsa bir yükselme bekleniyor. Yine Jefferson ve Master'ın konuşmalarını takip ediyor olacağız FED tarafında. Yine ünlü sinema zinciri Cinemark'ın da bilançosunu karşılıyor olacağız. Avrupa tarafına baktığımda Avrupa vadelilerde hava pozitif görünüyor. İngiltere ve Almanya'nın tüketici güvenini bugün karşılayacağız. İngiltere'de açıklandı ve beklentilerin üzerinde geldi. Almanya'da da bir önceki aya göre Mart ayında bir yükseliş bekliyoruz. Almanya'nın 4. çeyrek ikinci okumalarını karşılayacağız. Yine yıllık bazda 4. çeyrekte %0.5 yükselmesi büyüme kaydetmesi beklenirken çeyreklik bazda da Alman ekonomisinin %0.2 düşük kaydetmesi bekleniyor. Son olarak Asya tarafında özellikle endekslerde görünümün negatif olduğunu görüyorum ama Japon endekslerinde görünüm pozitif. Bunun en önemli sebebi Japonya Merkez Bankası'nın yeni başkan adayı Koizu Ueda'nın yapmış olduğu konuşma. Şunları söyledi, mevcut görünüm devam ederse gevşek para politikasını desteklemeye devam edeceğini ama enflasyonda olur da %2 hedefini bir seviye gerçekleşirse bu durumda devasa tahvil alımlarını Japonya Merkez Bankası'nın durdurabileceğini ama bunun zaman alacağını söyledi. Haliyle bu endekslere pozitif bir katkı sağladı. Yani ilk etapta dolar karşısında konuşma sonrasında değer kazansa da kazanımlarını geri verdi. Son olarak Japonya'nın bugün tüfesini karşıladık. Özellikle çekirdek tüfede %4'den %4.3'e, manşet tarafta da %4'den %4.4'e yükseliş var. Haliyle çekirdek tarafta son 41 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kaldı Japonya bu rakamlarla Zeynep Hanım. Yatırım baş ekonomisi doçent doktor Filizer Yılmaz, çok teşekkürler. Ueda'nın pazartesi günü de bir sunumu olacak. Onu da bir yandan takip edeceğiz. Yen cephesinde diyelim. İstersen Ebru biz iç piyasadan başlayalım. Sonra küreseli de tabii işlemeye çalışalım. Yeni güne başlarken neler bilmek lazım? Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı aslında yurt içi tarafta en etkili, haftanın da en önemli gelişmesiydi. Dün PPK toplantısını karşıladık. Merkez Bankası kimsenin beklemediği bir faiz indirimine gitti 50 bas puan. 50 bekleyen yoktu, evet. 100-150-200 bekleyen vardı. 50 yoktu. Evet, 50 bas puanlık faiz indirimine gitti. Faiz indirimine gitmez diyenler vardı. 100 bas puan bekleyen vardı. 200 hatta bekleyenler vardı. Bu beklentilerle birlikte medyan tahmin 100 bas puanlık faiz indirimi yönündeydi. Bankacılık endeksinde en çok etkisini gördük. Bankacılık endeksi dün %2'yi aşan kazanımlarla PPK toplantısı öncesinde bir gelişim vardı. Ancak PPK toplantısına 50 bas puanlık daha ölçülü bir faiz indirimi geldi. Bununla birlikte bankacılık endeksinde satışlar gördük. Bankacılık endeksindeki satışlarla birlikte Borsa İstanbul tarafında da satışlar oldu. Eksi tarafa geçti aslında. Güne de %0.28 düşüşle başlamıştı Borsa İstanbul. Daha sonra %1'i aşan kazanımlar olmuştu PPK toplantısı öncesinde. Bankalara gelen satışla birlikte önce eksi tarafa geçti. Daha sonra seans kapanışına doğru toparladı endeks. Günü de %0.29 artışla 5086 puan seviyesinde tamamladı. 5000 puanın yine üzerinde kalınmış oldu. Ancak tabii zayıf bir risk iştahı olduğunu görüyoruz. Gün içinde dalgalanmalar Merkez Bankası toplantısıyla birlikte oldu. Merkez Bankası'nın işaret ettiği şeylerden biraz bahsedeyim. Daha çok deprem odaklı bir PPK metni vardı. Depremin kısa vadede etkilerinin olabileceği, olumsuz etkilerinin olabileceği ancak orta uzun vadede etkilerinin olmayacağı belirtiliyor PPK metninde. Ayrıca kurul şöyle bir ifade var. Bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir diye bir ifade de var. PPK metninden bir sonraki döneme ilişkin net bir mesaj verilmese de toplantı sonrasında bu metinde bu cümleyle birlikte indirimin şimdilik devamının gelmeyebileceği mesajı da geliyor. Burada aslında metinde daha çok enflasyon endişeleriyle birlikte büyüme endişelerinin yer aldığını görüyoruz, anlıyoruz. Çünkü deprem sonrasında beklentiler, enflasyon beklentileri yükseliyor. Enflasyonda piyasa katılımcıları anketinde de son verilerde %32'den 35'lere çıkan yıl sonu enflasyon beklentileri almıştık. JP Morgan'ın tahminleri de %45'ler seviyesinde, evet. Birçok analistin beklentisi de %40'lar seviyesinde. Dün Bloomberg'de yine bir haber vardı. Ondan da biraz bahsedeyim enflasyon tarafından. Çünkü gelecek hafta Cuma günü enflasyon verilerini karşılayacağız. Evet. Salı günü de büyüme verisi açıklanacak son çeyrek için. Dün Bloomberg'in haberinde TSKB gayrimenkul değerlemenin bir çalışmasından atıfta bulunan bir haber var. TSKB gayrimenkul değerleme Ocak ayı ile Şubat ayı deprem sonrası verilerini almış illerde.
Ankara ve Antalya'da kira artışının %45'i bulduğu, Diyarbakır, Konya illerinde %35'e ulaşan kira artışlarının olduğu, Mersin'de %25'i aşan kira artışları var. İzmir ve İstanbul'da da kira artışları çok ciddi seviyelerde. Sadece bu kanaldan bile kira artış tarafından ciddi artışlar var son bir ay içerisinde. Cuma günü Merkez TÜİK'in enflasyon verileri açıklanacak. Son verilerde 57.7'ye gerilemişti Ocak ayı enflasyonu. Geçtiğimiz ay %3,5'lar seviyesinde bir beklenti varken %6,65 geldi aylık bazda enflasyon. Şu anda da %3,60 gibi görüyorum terminalde. Yıllık enflasyonda da %56,30'luk. Şimdilik tabii çok az ekonomist beklenti girdi terminale. Veriye daha var, bir hafta var. Ama beklentiler şimdilik böyle gibi gözüküyor. %57,7'den bu şekilde gelmesi durumunda 56,3'e gerileyecek baz etkisiyle birlikte. Ancak baz etkileri de azalıyor. Geçtiğimiz ay Şubat ayında 4,81'lik bir artış olmuştu. Bir önceki ay %11 seviyelerinde, %11'den %4,8'e gerileyen bir baz olacak. Derken borsa evet. Açıldı. Hemen oradan da ilk seviyeleri vermeye çalışalım. 5088 puanda borsa açılışı itibariyle %0,04'lük bir yükseliş var. Yani kabaca 2 puan gibi bir artıyla yeni güne başladık diyebiliriz. Mali endeks tarafı %0,08'lik bir artıyla ekranımıza yansırken banka endeksi %0,05 satıcılı. Sanayi endeksi ise sıfıra dönmüş vaziyette şu anda yatay bir kırmızı ekranla karşımıza gelmekte. Dolar TL borsa açılışı itibariyle 18.87'den el değiştirdi ve Euro TL tarafında da 20.01.62 düzeyini takip ediyoruz. Borsa açılışı itibariyle diyelim. Tekrar senin notlarına kulak verelim Ebru. Enflasyonla ilgili birkaç böyle verilere baktım. Eğer işte 3.60 gelirse yine 55'lere düşecek 57.7'den. 4 gelirse 56.5'a gelecek ancak 5 gelirse ki geçen ayda beklentilerin çok üzerinde gelmişti. 5'ler seviyesinde gelmesi durumunda enflasyonda gerileme duruyor. 57.7'den yine bu seviyelerde, yatay seviyelerde yani o dezenflasyonist sürecin önümüzdeki hafta izleyeceğimiz önemli bir veri olacak. Nereye gideceği, dezenflasyon süresi sürecek mi yoksa enflasyonda tekrar yükseliş mi göreceğiz? Büyüme tarafında da endişeleri var Merkez Bankası'nın. Salı günü de büyüme verilerini takip edeceğiz. Dördüncü çeyrek büyümesi yaklaşık %3'ler seviyesinde, 3.2 sanıyorum terminalde de beklenti şu anda. Bu yıl için İyi bir büyüme verisi göreceğiz 2022 için. Çünkü ilk yarıda %7.6, 7.7'lik büyümeler görmüştük. Son çeyrekte %3.9'a gelmişti büyüme. Ancak çeyreklik bazda hafif bir negatif seyir görmüştük. -0.1 civarında çeyrekten çeyreğe. 2023 için beklentileri ise %3 civarında bir büyüme gelmesi yönünde. Küresel tarafa baktığımızda FED tutanaklarının ardından faizlerde çok ciddi miktarda artış olmaması hatta hafif gerilemesiyle birlikte dün ABD piyasalarının artıda kapandığını görüyoruz. Dow Jones Endeks %0.3, S&P 500 tarafında %0.5, Nasdaq tarafında da %0.7 civarında artışlar gördük. Bugün vadeliler bir miktar negatif tarafta. Asya'ya baktığımızda dün Japonya piyasaları kapalıydı. Bugün tatilden dönen Japonya piyasalarının %1 civarında artıda olduğunu görüyoruz. Çin tarafında ise negatif bir seyir var. Bugün yine ABD'de önemli bir veriyi takip edeceğiz. Geçen hafta TÜFE verileri gelmişti ABD tarafında. Bugün de PCE enflasyonu gelecek. Fed'in yakından izlediği bir veri PCE enflasyonu. Geçtiğimiz ay %5 seviyesinde manşet tarafta yıllıkta %5 seviyelerine gerilediğini görmüştük. Son 3 aydır gerileme eğiliminde. Bugünkü verilerde de aylık bazda %0.5, yıllık bazda da %5 geçtiğimiz ayki aynı seviyelerde kalması bekleniyor manşette. Çekirdek besinin ise aylık %0.4, yıllık bazda da %4.4'ten 4.3'e gerilemesi bekleniyor. Küresel tarafta da risk iştahı zayıf diyebiliriz aslında. ABD vadeliler negatif tarafta, Çin piyasaları negatifte, Japonya pozitifte. Bugün bizde de açılış yatay seviyelerde gerçekleşiyor. Bu arada tabii hatırlatalım deprem sonrasında terminalde de analizler yayımlandı. Burada da büyüme üzerinde %1 civarında bir baskı. Kamu harcamalarının milli geliri oranında %5,5'lar civarında öngörüler paylaşıldı. Enflasyon tarafında yine %40'ın üzerinde bir seyir. Yılın geri kalanında göreceğimizle ilgili yine analiz paylaşıldığını ifade etmiş olalım izleyicilerimize. Tabii senin de aktardığın gibi pek çok unsuru bir arada fiyatlamaya çalışan bir piyasa hareketi de var karşımızda.
baktığımızda yine enflasyon demişken bu hafta seninle bahsettiğimiz enflasyonu endeksli 10 yıllık vadeli tahvilinde yine ihalesinde 10 kat talep gelmiş olması da aslında işte piyasada enflasyon beklentilerinin yukarı çıktığını bize gösteriyor demiştik. Merkez Bankası ile ilgili tabii farklı farklı yorumlar var. Bazı yorumlar diyorlar ki depremden sonra işte bir miktar bölgeye aslında faiz indirimiyle destek olunmak istendi. Ama diğer tarafta da çok uzun vadeli bir etkisi olması depremde beklenmiyor hususundan da yola çıkarak 50 bas puanda kaldı görüşleri veriliyor. İzleyeceğiz, göreceğiz diyor bir miktar esasında Merkez Bankası bu 50 bas puanla ilgili. Ve tabii hem depremle ilgili ifadeler metne girmiş. Bir yandan da yine iç talebin cari açık üzerinde baskı unsuru oluşturduğu da metinde korunan ifadelerden bir diğeri. Yine faiz indirimi sonrası mesela Profesör Doktor Selva Demiralp'in de BBC Türkçe'ye yazdığı bir yazı var. O da özellikle Türkiye'nin artacak döviz ihtiyacı karşısında aslında böyle bir lüksümüzün çok olmadığını, maliye tarafına manevra alanında biraz daha elimizi güçlü tutabileceğini belirtmişti. Bu arada Almanya ekonomisi 4. çeyrekte dönemsel bazda %0.4'lük bir daralma gösterdi. Tahmin ise %0.2'lik bir daralma şeklindeydi. Bu son dakikayı da ekranımızdan iletelim izleyicilerimize. Kaldığımız yerden devam edelim istersen Ebru. Dün kur korumalı mevduatın faizinde özellikle dövizden dönüşen faizde ciddi artışlar olduğunu söylemiştim. %25'lerden bahsediyordu değil mi Ekonomi Gazetesi'nin manşeti dün? Dün de verileri karşıladık, haftalık verileri. Döviz tevdiat hesaplarında 3 milyar dolarlık bir çözülme oldu son hafta. Kur korumalı mevduat ise artış gösterdi. Son hafta 16.4 milyar TL artış gösterdi. Son 1,5 ayda da 130 milyar TL'lik bir artış var. Kur korumalı mevduat hacmi 1,5 trilyon liraya yükselmiş durumda şu anda. Rekor. Evet. Değil mi? 1,5 trilyon TL. Daha önce hiç konuşmadık. Yani yaklaşık bu seviyeleri yükselip Kasım, Aralık, Ocak aylarında geriye çekilmişti. Eksi görmüştük haftalık bazda. Tekrar yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Son 1,5 ayda 130 milyar TL artış var. Döviz tevdiat hesaplarında da bozulma var. Yani kur korumalı mevduatın faizindeki o üst bandın kaldırılması birlikte faiz artışıyla birlikte kur korumalı mevduat hacminde tekrar artış görüyoruz. Merkez Bankası rezerv rakamları da açıklandı geçen hafta. Son 2 haftada depremden sonraki son 2 haftada 7 milyar dolarlık bir azalış var. Brüt rezervler 122.6 milyar TL'ye geriledi. Şimdi orada swap hariç net rezervde de eksi 44.8 milyar dolardayız hatırlatalım. Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 4. çeyrekte yıllık %7,1 azaldı şeklinde bir TÜİK son dakikası da var ekranımızda. Önceki veri %0,3'lük bir düşüşe tekabül etmişti. Onu da yine bir dipnot olarak aktaralım izleyicilerimize. Şimdi piyasadaki genel hatları bir çizdikten sonra dün de gelen SPK bülteni var. İstersen oradan detayları da aktaralım izleyicilerimize. Dün SPK bülteni yayınlandı. Yeni halka arz yok SPK bülteninde. SPK iki şirketin sermaye artırım başvurusunu onayladı. Barem Ambalaj Sanayi %400 bedelsiz. %52,5 milyon TL'den 262,5 milyon TL'ye yükseltildi sermayesi. İşbir Sentetik Dokuma Sanayi'nde 141,5 milyon TL olan sermayesi 424,4 milyon TL'ye yükseltilmiş oldu. SPK bülteninde 5 şirketin borçlanma aracı ihracının onayını görüyoruz. Bunlar Aktif Yatırım Bankası, Mercedes-Benz, Şekerbank, Thrive Yatırım ve Destek Finans borçlanma aracı ihraçlarına onay verildi. SPK ayrıca Martı Otel'e eksik, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte bilgi belge gerekçesiyle 69.783 lira idari para cezası verdi. Geri alım yapan şirketler var dün. Onlardan da biraz bahsedeyim. LDR Turizm, Gedik Yatırım, İnvev Yatırım, Halkbank, Vakıfbank, Verusa Holding, Fonet, Esenboğa Elektrik, Margün Enerji, Mediterra Tıbbi Malzemeler, Etiler Gıda, Altınyağ Madencilik, Emlak Konut GYO, Tapti Oksijen, Tınas Tepe, Koleksiyon Mobilya, İndeks Bilgisayar dün hisse geri alımı yapan şirketler oldu. Şirket haberleri cephesinde aktaracağımız başka başlıklar var mı? Aslında şunu bir ekleyeyim istersen. SPK onayında bekleyen bedelsiz sermaye artırımı yapmak isteyen şirketler var. SPK onayında bekliyor bunlar. Ahlatçı Doğalgaz %1150 bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu 11 Ocak'ta. Aras Enerji %273 bedelsiz sermaye artırım başvurusunda bulunmuştu 16 Aralık'ta.
Elit Natural'in yine %150 bedelsiz sermaye artırım başvurusu vardı 23 Ocak'ta. Ensari Deri %220 bedelsiz sermaye artırımında bulunmuştu. O da 16 Ocak tarihinde. Gesan Elektrik'te de %300 bedelsiz sermaye artırım başvurusu vardı. 12 Aralık tarihinde yapmıştı. Birçok şirket vardı bu tarafta. İki şirkete onay verilmiş oldu. Bedelli sermaye artırımı, bedelsiz onayında bulunan yine İmaş Makine var. %525 bedelsiz sermaye artırım başvurusu vardı. 27 Aralık'ta başvurmuştu. Kron Telekom %200, 30 Aralık'ta başvurmuştu o da. Söktaş yine %51 oranında bedelsiz sermaye artırma başvurusunda bulunmuştu. Ekim ayında başvuru yapmıştı. Bedelli sermaye artırım başvuruları da var bekleyen SPK'da. Balat %91 bedelli, Katmerciler %65 bedelli sermaye artırım başvurusunda bulunmuştu. Megap, Reysaş ve Söktaş'ta bedelli sermaye artırımında başvurusunu bekleyenler olarak belirtelim. Temettü ödeyecek şirketlerden de biraz bahsedeyim istersen. Dün yeni temettü ödeyecek şirket açıklamaları vardı. Dün Enerjisan'ın da bilançosu geldi. 30 Nisan tarihinde 2 lira 7 kuruş hisse başına temettü ödeme kararı aldı. Carrefour'sa temettü dağıtmayacağını açıkladı. Türk Telekom geçtiğimiz gün temettü dağıtmama kararı almıştı. Tat Gıda yine dün açıklama yaptı. Temettü dağıtmama kararı aldı. Dağıtmama sebebi olarak yatırımların desteklenmesi, şirketin nakit durumu ve finansman imkanlarını olarak belirtti. Dün yine açıklama yapan Beyaz Filo temettü dağıtmama kararı aldı. Temettü dağıtma kararı aldı. Tarih netleşmedi. Pay başına 0,056 lira son fiyata göre %1,65'lik temettü verilimine denk geliyor. Metem Tur Yatırım temettü dağıtmama kararı aldı. Ege Gübre hisse başına net 1 lira 35 kuruş temettü dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi henüz belli değil. Bunlar dün açıklananlar. Temettü ödeyecek şirketler var. 27 Şubat'ta başlayacak temettü takvimi. Nuh Çimento ile başlıyor. Hisse başına brüt 4,60 lira, hisse başına net de 4 lira 14 kuruş temettü verimi 2,8 civarına denk geliyor. Tüpraş'ın yine 10 Mart'ta temettü dağıtacağını açıklamıştı. Türk Traktör yine 10 Mart'ta temettü dağıtacak. Ford Oto 13 Mart'ta. Arçelik ilk taksidini 20 Mart'ta, ikinci taksidini 25 Eylül'de açıklamıştı. Tofaş 21 Mart'ta. Agesa 22 Mart'ta, Mediterra 24 Mart'ta, temettü takvimi de 27 Şubat'ta başlayacak diyebiliriz, bu şekilde gidiyor. Bir de Enerjisa'dan bilanço açıklaması geldi demiştin, orada detay verme şansımız var mı? İstersen hemen bir kap açıklamasını belirteyim, sonra Enerjisa'nın bilançosuna geçeyim. Türk Hava Yolları dün bir kap açıklaması yaptı. Yurt içi ve yurt dışı deprem arama kurtarma yardım seferberliğinin ücretsiz yapılması, tüm uçuşların bundan sonra da ücretsiz yapılacağını açıkladı. Afet bölgesine yapılan tüm tahliye seferlerinin ve bu amaç için kullanılacak dış kaynak maliyetinin karşılanacağına karar verdiğini açıkladı yönetim kurulunda. AFAD'a 2 milyar TL nakdi bağış yapacağını açıkladı yine. Deprem bölgesinde 1000 adet konutun inşası için tüm iş ve işlemlerin yapılması kararı açıkladı. Kozal'da bir kapı açıklama yaptı dün akşam. İlk etapta 3 milyon TL'lik aynı yardım gıda malzemesi yardımında bulunduğunu, 35 milyon TL'lik de nakdi bağış yaptığını açıkladı. Şimdi de 300 milyon TL civarında AFAD'a nakdi bağış yardımı yapacağını açıkladı. Şirket haberleri tarafında bir de Hitit bilgisayar var. Türk Hava Yolları tarafından Anadolu Jet markası ve bu kapsamda bir ihale gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bunun süre sonuna kadar, bu şirket ihalesinin süre sonuna kadar ertelenmesine karar verildiği belirtilmiş. Anadolu Jet markası tarafından bir hizmet sözleşmesi imzalandığı belirtilmiş. Enerjisa tarafına geçelim şimdi istersen. Evet. Dün akşam bilanço açıkladı Enerjisa. %85 oranında güçlü net kar artışı görüyoruz Enerjisa bilançosunda 2022 yılının tamamında. 1.6 milyar TL tutarında güçlü serbest nakit akışı üretimi var. Yıllık %85 temettü artışına denk gelen hisse başına 2 lira 30 kuruş temettü önerisi var. Borçlanma seviyesinde son yılda bir düşüş görüyoruz. Yeni orta vadeli görünüm 2022-2025 arasında net karda %35 büyüme öngörmüş Enerjisa. Faaliyet gelirleri 2021 yılında 7,5 milyar TL iken 2022 yılında %100 artışla 15 milyar TL'ye ulaşmış. Baz alınan net kar ise 2,4 milyar TL'den
son yılda %85 artışla 4,5 milyar TL seviyesine yükselmiş. Faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışında ciddi bir artış var. 108 milyon TL'den geçtiğimiz yıl %1500'e yakın bir artışla 1,5 milyar TL'nin üzerine yükselmiş durumda. Borçlanma tutarındaki düşüşü görüyoruz. 1,2 katmış faaliyet gelirlerinin 0,7'ye kadar gerilemiş durumda. Borçlar 9 milyar TL'den 10,7 milyar TL'ye yükselse de faaliyet gelirleri içerisindeki paya düşmüş. OYAK yatırımın enerjisi raporu geldi biraz önce. Vergi gelirleri sayesinde net karın tahminleri aştığı belirtiliyor. Faaliyet gelirleri yıllık %98, çeyreklik bazda da %23 büyüme kaydetmiş. 2022 yılında pozitif nakit akışı ile tamamlamış şirket. Endekse paralel getiri önerilerini sürdürdüklerini belirtmişler. OYAK yatırım dün kapanış fiyatı enerjisine 32,64 liraydı. 1,7'lik bir düşüş görmüştük hissede dün. Endekse paralel getiri önerilerini korumuşlar. 27,5 TL'den hisseyi 35 TL hedef fiyata yükseltmiş OYAK yatırım. Info yatırımda sonuçların olumlu katkı yapmasını beklediklerini açıklamışlar. Dün akşam Kordsa'nın da bilançosu geldi. Faaliyet karının beklenenden zayıf gerçekleştiğini söylüyor OYAK yatırım Kordsa için. FOVÖK'ün yıllık %12, çeyreklik bazda da %35 düştüğü belirtilmiş. Endekse paralel getiri önerilerini sürdürmüş OYAK yatırım. Hedef fiyatı 86 lira 25 TL olarak sürdürmüş Zeynep. Böylelikle piyasa masasının sonuna geldik. Saat 11'de Fokus'ta tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.